Şunu ifade ediyorum zaman zaman, kayıtsız şartsız bir kesime karşı, bir partiye karşı kayıtsız şartsız düşmanlık, kayıtsız şartsız müritliği doğuruyor. Her iki taraf için de geçerli. Bir tarafa karşı çok şiddetli düşmanlık yaptığınız zaman o tarafın taraftarları otomatik olarak savunmaya geçiyorlar ve bu sefer o tarafın hatalarını da görmez oluyorlar, görmüyorlar. Çünkü kayıtsız şartsız müritlikte hata görülmüyor. Artık Türkiye'de o çok azalıyor diye ben görüyorum doğrusu. Yani evet, bakıyorum özellikle hele hele genç nesil. Daha araştırmacı. Daha araştırmacı. Yani sosyal alan çok çok genişlemiş durumda. Üniversitelerimiz çok büyümüş durumda. Yani bu özellikle internet, evet, ve internet üzerinden bilgiye ulaşma imkanı artık sınırsız hale gelmiş durumda. Yani ben siyasetteki belki en genç kişilerden birisiydim. Çok da genç yaşta başladım. Ama buna rağmen bakıyorum yani 10-15 sene öncesinin, evet, bilgiye ulaşma imkanıyla bugünkü çok çok farklı. Dolayısıyla böyle hani adeta aklını kapatıp beynine kilit vurup da körü körüne bir iş yapacak toplum olmaktan hızla çıkıyor bizim toplumumuz. Evet. Ve bu da çok mutluluk verici. Yani bilinçli toplum, iyi eğitilmiş toplum, ufku açık bir toplum, ülkenin zaten en büyük hazinesi. Evet. Bakın bizim petrolümüz yok, doğalgazımız yok. Hani böyle bol bol satıp da parasını alıp yediğimiz öyle madenler yok. Peki Türkiye nasıl böyle 230 milyar dolarlık bir ekonomiden 800 milyar dolarlık bir ekonomiye büyüdü? Bu 12 yılda gerçekleşti. 12 yılda dolar bazında neredeyse 3'e katlayan bir ekonomimiz var. Bu nasıl oldu? Bu tamamen insan gücümüzün daha iyi üretmesiyle meydana geldi. Sistem iyileşti. Reformlar yapıldı. Ve insan gücümüzün o potansiyeli açığa çıktı ve Türkiye bu noktaya geldi. Ama bu nokta yeterli mi değil? Daha da ileriye hedefliyoruz. Türkiye daha da kalkınsın istiyoruz. Bu da yine insanımız olacak ama bu insanımızı daha iyi yetiştirerek olacak. Yani daha iyi eğitilmiş ve daha iyi becerilerle donatılmış genç bir nüfus bugün petrol zengini ülkeler olsun, doğalgaz zengini ülkeler olsun, inanın bunları ben hiç imrenmiyorum. Çünkü sırtını o tembellik zenginliğe var, dayıyorsa ülke, evet, zaten bu ülkede pek çok şey yanlış gitmeye başlıyor. Evet. Orada ekonomi yönetimi zaten kalitesizleşiyor. Orada artık insana değer verilmiyor. Parası olanın değeri oluyor. Yani bilen kişiye değer yerine parası olan kişiye değer verme başlıyor. Halbuki bilen kişi, üreten kişi, alnının teriyle, bileğinin gücüyle üreten insanlardan oluşan bir toplum, bir ülkenin en önemli hazinesi. Türkiye'de çok şükür, evet, bu gerçekleşiyor ve bu değişimi görmekten de çok mutluyuz. Ama bu trendin devamı da çok çok önemli. Yani yeter ki buralarda takılıp, evet, kalmayalım, patinaj yapmayalım. Yani bu 12 yıllık performans bu hızla devam edebilsin. Evet. Ama buralarda takılıp kalma riski de var Allah korusun. Evet. Hatta geriye kayma. Yani yokuş yukarı çıkarken böyle yavaş yavaş tekrar aşağıya kayma riski de var Türkiye için. Bunları da bilmemiz lazım ama çözüm de yine elimizde. Yani biz bunu Türkiye olarak biz çözeceğiz. Başkaları gelip de, evet, bize reçete verip düzeltmeyecek. Yine biz kendi memleketimize sahip çıkacağız. Kendi ekonomimize sahip çıkacağız. Kendi demokrasimize sahip çıkacağız. Ve hep beraber omuz omuza daha iyi bir Türkiye için mücadele vereceğiz. Yani birbirimizle mücadele değil, daha iyi bir Türkiye için beraber, evet, omuz omuza, evet, mücadele edeceğiz. Bunun formülü de biraz burada.